Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Hakan Bayrakçı, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, İsmail Dükel, İsmail Bey hoş geldiniz, merhabalar. Mete Yarar, hoş geldiniz. Ve Gaffar Yakınca, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, konuklarımızla siyasi gündemi konuşacağız. Şimdi siyasi gündem deyince tabii bir olay var. Türkiye'nin epeydir tartıştığı bir olay. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na, il merkezine kurşun isabet etti. Tabii bu ilk duyulduğu zaman herkes çok büyük tepki gösterdi. Yani demokrasiye sıkılan kurşun diye yorumlandı. Hatta AK Partililer de geçmiş olsun temennilerinde bulundular. AK Parti İstanbul İl Başkanı İYİ Parti İl Başkanlığı'na gitti filan. Sonra İçişleri Bakanı dedi ki faili bulduk dedi. Tamam, çok güzel. Fail bulundu. Emniyet yetkilileri dediler ki bu fail bir bekçi. Orada bir inşaatta bekçilik yapıyordu. İşte bir hırsız olayı var. Bu kurşunu hırsızlara yönelik olarak sıktı. İYİ Parti'ye de bu tesadüfen isabet etti. Böyle bir açıklama biçimi geldi. Tabii buna iktidar kanadı sahip çıktı bu açıklamaya. Fakat muhalefet, bilhassa da İYİ Parti, hayır biz bu anlatıyı kabul etmiyoruz. Böyle olmamıştır. Bir sürü soru işareti var falan dedi. Hatta bugün Meral Akşener İYİ Parti'nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüdeki kurşunları etrafa saçtı ve çok şiddetli bir konuşma yaptı. Şimdi olay bu. Olayın özeti, genel özeti bu. Bekçi, yani bu kurşunu atan bekçi ise sadece emniyette verdiği ifadelerle bilinen bir isimdi. Hiçbir gazeteciye şu ana kadar konuşmadı. Ta ki bu akşam CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bekçiyi buldu, konuştu, olay yerine götürdü, olay yerinde anlattırdı, olayın nasıl olduğunu anlattırdı. Son derece iyi bir habercilik ortaya çıktı. Akşam üzeri de bunun küçük bir haberi de CNN Türk'te ekrana girdi. Şimdi Nihat'ı burada. Nihat gelir misin Nihat Uludağ? Gerçekten tebrikler, güzel bir habercilik. Yani o bekçinin bu. Ben hep merak ediyordum. Ya şu adam bir bulunsa da konuşulsa diye. Evet. Bunu sen başardın. Tebrikler. Teşekkür ederim. Şimdi ya tabii adamın bulunması ve konuşturulması yetmez. Hani adam ne diyor? Nasıl konuştu? Nasıl izah etti? Bu bekçi gerçekten emniyetteki ifadelerinde söylediği gibi şeyler mi söylüyor? İnandırıcı mı? Soru işaretleri var. Kod farkı, hırsızlar nerede falan. Hani bu soru işaretlerini gideriyor mu? Anlatımından ne çıkıyor? Bütün bunları Nihat'tan öğreneceğiz. Nihat, nasıl buldunuz adamı? Zor oldu mu? Evet Ahmet Bey, gerçekten de zor oldu. Çünkü biz buna fikri takip diyoruz. Yani bir olay olduğu zaman o işin sonuna kadar peşini bırakmayız. Ben bu bekçiyle konuşacağım. Evet. Ne kadar süredir peşindeydin? Şöyle, adliye sevk oldu ve daha sonra savcılık ifadesinin ardından tutuksuz... Bir adım bana gelebiliriz. Tabii, evet. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tabii serbest bırakılır bırakılmaz biz hemen arkadaşlarımıza dedik ki biz bu bekçiyi mutlaka bulalım, konuşalım. Ne yapmış, kimdir, nedir, olayı nasıl yaşamış? O şey oldu değil mi? Hani ilk çıktı mahkemeye, evet. Önce bir gözaltına alındı. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Hı-hı, evet. Tutuksuz yargılanması devam etmek, evet, evet, suretiyle, evet, serbest kaldı. Aynen öyle. Bir gece Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kaldı, ifade verdi. Biz odanın polis ifadesini de ekranlarımızda verdik, anlattık. Sonra adliyeye sevk oldu, Bakırköy Adliyesi'ne. Ve daha sonra... Serbest kaldı. Savcılık bir ifade alım işlemi yaptı ve savcılık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Siz o andan itibaren mi peşindeysiniz? Biz o dakikadan itibaren dedik ki biz bu bekçiyi bulup konuşmamız lazım diye düşündük. Tabii. Biz hemen bekçinin adresine ulaştık. Çünkü savcılık ifade alıyor ya Ahmet Bey. Daha sonra o ifade tutanaklarını mutlaka taraflara dağıtıyor. Avukatlara veriyor, karşı avukatlara veriyor. Ve dolayısıyla oradan adresine biz bir şekilde ulaşmayı başardık. Daha sonra biz bekçinin adresine gittik. Bağcılar'da bir ev var.
Nerede oturuyormuş? Bağcılar'da. Bağcılar'da. Bağcılar'da oturuyor. Evine gittik. Tabii biz ısrarla kapıyı çaldık, zili çaldık. Daha sonra yukarı çıktık, üst kata çıktık evinin olduğu yere. Daha sonra kapıyı açmadı ve polisi aradı. Ve polis ekipleri geldi. Bizi polis ekipleri, polis nezaretine bizi binanın dışına çıkarttılar. Sizin gazeteci olduğunuzu fark etmiş mi? Tabii fark etmiş. Biz zaten kendimizi tanıttık. Dedik biz işte. Ha, biz konuşmak Türk'ten istiyoruz. Geliyoruz, sizinle görüşmek kapı açıldı istiyoruz. Mı? Tabii. Dış kapı açıktı, iç kapıyı açmadı. Ha, iç kapıyı açtı. Evet. Muhatap olmadan. Muhatap olmadan. Kapı arkasından. Evet. Daha sonra biz yine bu sefer cep telefonundan aramaya çalıştık. Kapalıydı. Daha sonra tekrar evine gittik. Evine tekrar biz görüşmek istemiyoruz. Yine polisi çağıracağız, sizi kovduracağız buradan diye bir ses geldi ama hiç yüz yüze gelmedi kendisiyle Melih Şah'la. Ve dolayısıyla biz yine ısrarımızı sürdürdük ve bugün cep telefonunu aradık ve ben kendisine dedim ki yani siz Türkiye'nin siyasi gündemine oturdunuz. Ve herkes sizi konuşuyor bir şekilde. Gelin şunu bir anlatın yani, da. Bir anlatın. Ne yaptınız siz? Nasıl bir olay yaşadınız? Hangi sahiplerle, hangi motivasyonla siz bu işleri yaptınız? Bunu telefonda konuşuyoruz. Telefonda konuştuk. O da ikna oldu ve dedi ki ben şu an inşaat alanındayım. Buyurun gelin. Olay yerinde. Olay yerindeyim. Zaten çalıştığı mekan orası. Yani orada... Hayır, ben sizi onu alıp olay yerine götürdüğünüzü düşündüm. Hayır. Hala orada çalışmaya devam ediyor. Devam ediyor zaten. 2 yıldır orada çalışıyormuş. 2 yıldır orada sigorta kayıtlarına göre de zaten orada. Sigortalı orada işçi. Orası İyi Parti'nin hemen karşısındaki büyük bir inşaat var. Orası değil aslında. Oraya taşeron iş yapan hemen kenarda, sotede daha ufak çaplı bir taşeron firma. Ve orada... Bir dakika, o taşeron firma... O büyük binayı mı korumak üzere bunu görevlendiriyor? Hayır, koruma değil. Sadece kendi bulundukları alanı koruyorlar. Küçük inşaat. Küçük inşaatı koruyor. Onlar da taşeron büyük firma. Büyük inşaatla bir alakaları hayır, yok. Hayır, hayır. Büyük inşaatla bir alakaları yok. Ha orayı. Evet. Orada taşeronunu. Taşeronun kendine ait bir bölüm var. O büyük inşaatın hemen sol köşesinde. Ha taşerona ait bölümde. Taşerona ait bölümde bu. Evet. Ama büyük inşaatla irtibatlı bunlar. Tabii büyük inşaata iş yapıyorlar. İş yapıyorlar. İş yapıyorlar. Evet. Ha orada bir taşeron için alan oluşturulmuş, evet. Yer oluşturulmuş. Evet. Sen de burayı koru mu diyorlar bu? Evet. Yani. Orada yine onların kendi işçileri var. Yine orada çalışan o taşeronda çalışan inşaatta çalışan kişiler var. O da onlardan biri. Küçük bir inşaat olduğu için. Bekçi hem, mi bu orada? Hem bekçilik yapıyor, hem inşaatla ilgili getir götür yapıyor, hem inşaat firmasının her işini yapıyor. Peki. Silah ne hale? Yani silahı nasıl belinde taşıyor o gece vakti? Silah ruhsatlı mı? Bulundurma ruhsatlı. Yani evinde bulundurur. Evinde bulundurabilir. İş yerine götüremez. İllegal. Yani. İllegal. Evet. Ha, yani evinde bulundurma. Evet. Zaten. Evinde bulundurma ruhsatı olan silahın evin dışına çıktığı andan itibaren o silah ruhsatsız silah konumuna geçiyor. Yani ruhsatsız silah var üzerinde o zaman. Evet. Yani bulundurma ruhsatı var ama o evinde evet, bulundurur. Evinde bulundurma. Orada kullanması doğru değil. Peki ona ne diyor? Dur konuşacağız bir dakika. Ben de epey bir ilginç bir şeyler. Yani şimdi bekçi değil mi bu adam? Özel güvenlik görevlisi. Özel güvenlik görevlisi. Şimdi özel güvenlik görevlilerine silah veriliyor ve o evinde bulundursun diye mi veriliyor? Yok bu öyle bir silah değil ama gördüğüm kadarıyla. Peki bir dakika bir sistem. Pardon ya kafam da kırtabildi. Dikkatli gidelim. Tamam. Size tamam. Hepinize tamam. Söz hakkı vereceğim. Evet, evet. Nihat. Bütün sorularınızı cevaplayalım. Heyecanlanmadan bir bekleyelim. Yani bu konunun inciğini cinciğini çıkaracağız, evet. Tartışacağız. Tarafsız bir şekilde. Neyse ne o. Evet, objektif. Yani bizim için gerçek dışında hiçbir şey önemli kesinlikle, değil. Kesinlikle, evet. Peki, şimdi siz, bu adı ne bu adamın? Melikşah Erdem. Melikşah Erdem. Evet. Bu Melikşah Erdem'le o alanda buluştunuz. Buluştuk, evet. Buluştunuz. Ne anlatıyor şimdi? Bir dinleyebilir miyiz? Onur, var mı bir kesit? Başla. Melikşah Bey, olay nasıl gerçekleşti? Burada o gece ne yaşandı? Ne yaptınız? Bize bir anlatabilir misiniz? Ben normalde rutin olarak sabah 6.45 miydi? 6.30'da ben iş yerime geldim. Rutin olarak bütün işlerimi ayarladım. Dışarıya çıktım. Çünkü ben dışarıya da çıkıyorum. Parça alım işleri yapıyorum. Araçlara takmak için. Neyse şantiye geldim. Bir gündüz de hırsızlık olayı olmuştu ama parçaları almıştı. Yukarıdan parçaları alınan parça da şu aşağı atmışlardı. Bir tanesini de şu köşeye kadar götürmüşlerdi. Yani şantiyeye ait çalınan parçaları yukarıdan alıp buraya mı atmışlardı? Buradan atmışlardı ki buradan da telin üstünden atıp da götürsünler. Hangi tel efendim? Şu karşınızdaki tel. Zaten telin kesik yerleri izleri belli. Onunla
Tabelanın olduğu yer var ya. Evet. Tabelanın orada teli kesmişler, yırtmışlar. Peki. Olay gecesine bir dönebilir miyiz? Nasıl oldu? Siz olay gecesi ne yaşadınız? Onu mu anlatın bize bakın. Olay gecesinde normal mesai saati dolmak üzereydi. Saat 6.45 gibi ben şeye geçtim. Eve gittim iftar yapmak için. Eve geçtiğim zaman iftarımı yaptım. İftardan sonra arkadaşlar aradı şantiyeden. Takır tokur ses geliyor dedi şantiyede. Herhalde galiba yine hırsızlar gelmiş. Ben de her ihtimale karşı ben ruhsatlı silahımı, bulundurma ruhsatlı silahımı alarak üzerime. Her ihtimale karşı çünkü şu ağacın altından her zaman tinerciler, balıcılar uyuşturucu kullanıyorlar, esrar kullanıyorlar. Kafalar yerinde olmadığı için güvenlik amacıyla silahımı yanıma alarak şantiye geldim. Şantiye göz kolaç ederek herhangi bir sıkıntı bulmadım. Zaten ondan sonra mısır pişirdik, mısır çevirdik. Hiçbir problem, bir sıkıntı yoktu. Ondan sonra bir baktım tak tuk ses geldi tekrar yukarıdan. Parça almışlar. Parçayı buraya kadar getirmişler. Ben de şuradan ilk bir durdurur musun? 3 el ateş. Durdurur musun? Parça ne demek? Parça aldılar diyor. Ne demek? Şöyle orada iş makineleri var. Kepçelerin. O kepçelerin metal kısmını o hırsız dediği ve madde bağımlısı diye söylüyor kendisi. Onlar oradaki o kepçelerin demir aksamını, tırların... Bu hırsız dediği böyle hani böyle kerli ferli planlı maskeli hırsızlar değil mi? Değil değil. Anlattığına göre o bölgede madde bağımlısı hırsızlar varmış. Onlar da madde temin edebilmek için sürekli oraya girip daha önce de gelip hırsızlık yapmışlar. Alıp satıyorlar o parayla. Evet. Hatta parça orada değil tabii, o. Ben orada aslında oraya gitmişken diğer şantiyede çalışan diğer işçilerle de görüştüm. Onlar da bunu teyit ettiler. Dediler ki ya burada madde bağımlısı hırsızlar var. Geliyorlar. Git diyoruz, gitmiyorlar. Tepki gösteriyoruz, bize saldırıyorlar. Hatta birkaç tanesini hırsızlar darp etmiş. Peki parça dediği ne? Parça dediği de tır parçası. Mesela orada tıra ait bir filtre gösterdi. Onların iş makinesi olarak kullandıkları tırlarda, kamyonlarda. O ne yapıyor? Alıyor madde bağımlısı. Sıfır. Evet. Orada onların aslında bu gösterdiği yer var ya. Yedek parça yani. Oranın üst tarafında şu, onların konteynerler. Şu binanın. Yok bina değil. O şu bu yükseltinin diğer tarafında, binanın bu tarafında onların konteyneri var, depoları var. İş makinelerinin yedek parçaları, tırların diskleri, filtreleri. Yani alıp götürülebilecek. Evet. Mesela bir tane parça gösterdi bize. Hırsızların çaldığı bir parçayı gösterdi. Bir tane şu parça dedi, 1.000 euro dedi. He. Onu euro. Alıyor, evet. Kim bilir kaça satıyor. Evet. Tabii hırsız muhtemelen onun 1.000 euro ettiğini de bilmiyordur. Kaça tutuyorsa ona satıyordur ama ben oradaki acaba doğru söylüyor mu diye ben de onu merak ettim. Hani illa silah mı? Niye sen demişsin? Hangi sahiplerle sen silahını getiriyorsun, bulundurma ruhsatlı silahını? Daha önce de olay olmuş. Şimdi madde bağımlısı hırsızlar geliyorlarmış, bağırıyorlarmış, ıslık çalıyorlarmış, düdük çalıyorlarmış ve asla hırsızı bırakmıyorlarmış. Ne kaplarsa alıp götürüyorlarmış. Asla hırsızı bırakmıyorlarmış değil de asla çaldıkları parçayı. Evet, hırsızlığı bırakmıyorlar. Çünkü kafa hırsızı sağlam olmadığı evet. için. Yani hırsızlık işleminden normal vazgeçmiyorlarmış. Normal bir insan gibi değil. Dolayısıyla hatta daha önce birkaç kişi, birkaç güvenlik görevlisinde hırsızlar darp etmiş. O yüzden mi diyor silah evet, getirdin? Evet, o yüzden diyor. Peki, devam edelim. Bir iki üç el ateş attım orada. 3 veya 4. Öyle mi? Hırsızlara yönelik. Havaya mı ateş attın? Havaya açtım ki korksunlar, bertaraf nereden edin diye. Açtınız? Şu yukarıdan, hemen köşeden. İkinci kere geldim, biraz daha ileriye geldim. Korkmayınca hırsızlar. Ben de yanına fazla yaklaşamıyorum. Çünkü uyuşturucu alıyorlar, hap kullanıyorlar. Şuraya geldim. Evet. Şimdi bir dakika. Şimdi şurada değil mi? Hani yukarıdan evet. Yap ateş açıyor. Melisa Erdem şurada. Ahmet Bey ben göstereyim mi? İlk önce konteynerları şurada, arkada bunların. Yerleri de orada. Yerleri de orada. Yani kaldıkları, işlerinin de hani, yatıp kalktığı yer orada. Şunun için soruyorum. Şu evet. Burası çok önemli. Çünkü bir kod farkı var. Evet var. Oradan ateş açtığı zaman İyi Parti'ye kurşunun isabet etmesine çok imkan yok. İmkan yok, hayır. İmkansız. Evet. Zaten şu noktada, şurada bir iniş yolu var. Şöyle çok dar bir patika gibi bir şey var. Buradan ben de indim. O da diyor o da ki... Oluyor. Evet. Hayır, ne evet. diyor? Böyle... Burada ilk önce şuraya geldiğinde hırsızları havaya doğru 3-4 el ateş ettim diyor. Daha sonra biraz daha aşağı indim diyor. Biraz ilerletirlerse arkadaşlarımız. Şu noktaya geldiğinde de bir 3-4 el daha ateş ettim diyor. Yine yarıda. Evet yarıda. Bunların hep havaya ateş ettim. Hep havaya ateş ettim. Tamam. Kendi beyanı. Devam edelim mi? Biraz daha ileri gidelim. Biraz. Orada ilginç bir şey anlatacağım. Az bir ileri alabilir miyiz arkadaşlar? Yani devam edeceğim.
Bir 3-4 el daha havaya ateş açtım. Yani ilk önce o yukarı noktadan 3-4 el ateş ettiniz. Aynen. Hırsızlar refleks vermedi. Daha sonra buraya geldiniz. Burada tekrar mı ateş ettiniz? Evet. Oradan ilk ateş ettiğim zaman hiç beni kale bile almadılar. Herhalde kuru zannettiler. Adam neredeydi? Hırsızlar da oradaydı. 3 kişiydi. 2 kişinin elinde parça vardı. Birisi de beni görür görmez çömeldi otların içerisinde. Neyse şuraya geldim. Buradan tekrar 2-3 el ateş açınca yine korkmadılar. Ben de buradan düştüm zaten. Kaşından izimden de belli zaten. Burada molozların üzerine de düşünce artık gerisini de hatırlamıyorum. Şuraya geldim. Artık sağa sola yere onlara doğru ateş açtım. Ondan sonra korkmaya başladılar. Evet. Bir dakika. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Bir şey göstereceğim. Evet. Asıl yani hırsızları hedef almasının kendi yeri burası. Evet orası ama yani ilk ateş orada oluyor ya Ahmet Bey. Daha sonra burada bir 3 el 4 el daha havaya ateş ediyor. Düşünce canı yanıyor ve aşağı iniyor. Düzlük alanıyor. Şu bu sefer molozların bulunduğu evet, yere düşüyor. Ve dikkat ederseniz kod farkı bu. Sinirleniyor belli. Bir şu kod farkı 15-20 metreden fazladır yani. Peki. Hani, evet. Şurada bakın. Kod farkı ortadan kalktığı yer mi burası? Kalktığı yer evet. Ha. Evet. Yani şuradan ateş evet. ettiği zaman İYİ Parti'yi direkt görebiliyor. Görebiliyor. Evet. Biz de onu denedik. Arkadaşlarımızı da görüntüledik, çektik. Tam göz hızasında İYİ Parti'yi görebiliyorsunuz. O zaman burada açtığı ateş İYİ Parti'ye gidiyor. Evet. Zaten diğer iki ateş de havaya. Peki emniyet yetkilileri bu kurşunları buldular mı? Buldular evet. Üçü orada. Bu anlatı doğrulattılar mı? Doğrulattılar. Kovanlar bulundu. Kovanlar bulundu. Bulundu. İYİ Parti'nin isabet eden o kurşunun mermi çekirdeği var ya. O da bulundu. Balistik incelemesi yapıldı. Hepsi de birbiriyle örtüştü. Silah. Aynı silahtan çıktı. Silah evet. Silah, kova, mermi çekirdeği. Yapılan balistik incelemesi hepsi örtüştü. Devam edelim. Geldim. Artık sağa sola yere onlara doğru ateş açtı. Ondan sonra korkmaya başladılar, kaçtılar. Şuraya kadar birisi geldi. Dedim herhalde şu köşede de var, tabelanın olduğu yerde. Oradan da İYİ Parti'nin tam önünde. Oradan da aşağı iniyorlar. O tekrar arkadan döndü. Herhalde oradan da çıkmadı. Üçü de bu taraftan tele yırtmışlar diye. Oradan çıkıp geçti, gittiler. Ne demek peki, istiyor? Peki en son silahınızı... Onur, anlamadım. Ne demek istiyor? Şimdi şöyle, şu ana inşaat binası o görünen yer. Şurası. Evet. Bu taşeron firma onun dışında yan bir kenar yer. Yanda, evet. Tamam. Fakat bunun da etrafında böyle tel örgüyle çevirmiş bariyerler var. Tamam. Hırsızlar diyor o kestikleri telin olduğu yerden, güvenlik çemberinin oradan, kestikleri yerden kaçtılar gittiler diyor. Onu anlatıyor. Onu anlatıyor. Yani İYİ Parti dedi mi bu arada? İYİ Parti'ye doğru. İYİ Parti, evet, İYİ Parti istikametinde birisi vardı diyor. Şimdi dört hırsız olduğunu söylüyor. Bir tanesi sol tarafa kaçıyor. Bir tanesi... E5 otobanına doğru kaçıyor. Bir tanesi de İYİ Parti biraz daha hafiften sağ çapraza kalıyor. Oraya doğru kaçıyor. Tabii bu da düşüp kalkıyor ve biraz da hırsızlara istikametine doğru ateş etmeye başlıyor. İşte o ateşler İYİ Parti'ye gittiğini söylüyor. Peki iki şey soracağım. Bir, şunu sordun mu bu adama? Ya kardeşim sen deli misin? O hırsız da olsa ateş ettiğinde isabet etse adam öldürmüş olacaksın. Yani kafayı mı yedin sen diye sormadınız mı? Sorduk. Ne diyor? Aslında ondan önce arkadaşlarına sorduk. Dedik ki böyle bir şey oldu mu burada? Siz bu adamı tanıyorsunuz. Bu adam nasıl birisidir? Bu tür eylemleri yapabilecek birisi midir? Daha önce hırsızlar sürekli buradan bir şeyler çaldığında birkaç defa dinlendirmiş. Demiş ki oradaki mesai arkadaşlarına. Ben bu hırsızları vuracağım, öldüreceğim demiş. Arkadaşlara demiş ki ya ne yapıyorsun? Hırsız bile olsa birini öldürürsen cinayet işlemiş olursun. Niye böyle bir saçmalık düşünüyorsun demişler. Ve... biraz anladığımız kadarıyla fevri ve olay günü de hani aslında öldürmek için gelmemiş diye addediyor kendisi. Öyle söylüyor. Korkutmak diyor ki, için. Hani uyuşturucu bağımlısı hırsızlar bağırmaktan çağırmaktan yılmıyorlar. Biraz üstüne gittiğin zaman darp ediyorlar, saldırıyorlar. Ben de darp edilmemek için yanımda silahımı hazır bulundur. Havaya ateş ettim diyor. Peki önce. Niye nişan alarak ya da böyle onlara doğru ateş? Söylediği şey şu. İki ayrı ateş etmem havayaydı diyor. Ama düşüp kalkınca diyor biraz da yaralanmış, yanı da yanmış. O fevran bir durumda hırsızlara ateş ettiğini söylüyor. İkinci sorum şu. Evet. Burası sonuçta şehrin ortasında bir yer. Üç el yukarıda, üç el ortada, beş el burada. Tak 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 silah sesleri.
kimse duymamış mı ya? Gelen olmamış mı? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Buradan silah sesleri geliyor falan diyen olmamış mı? Olmamış. Şöyle, bu normal mi? Şöyle Ahmet Bey, saat 21.30 sıraları. Orası E5 otomobili de çok işlek, çok trafiğin yoğun olduğu bir nokta. Sürekli araç sesi ve bir uğultu sesi hep var. Hatta şöyle, mesela İyi Parti güvenlik görevlileri de 21.30'da binaya kurşunlar isabet ediyor ya, onlar da duymuyor aslında. Onlar ne zaman fark ediyor? Onlar da İyi Parti çalışanları sabah geliyorlar ya, sabah geliyorlar, aa bizim camımızda kurşun var diyorlar. Bu kurşunlar atılırken İyi Parti'de bir adam var mı? Birileri yok. Var mı? Yok, fark eden de yok. Olay sabah ortaya çıkıyor. Ama İyi Parti'nin güvenlik görevlileri var diyorsun. Var ama fark etmemişler. Yani cam oradalar mı var? Evet, tabii. Ateş açılırken oradalar. Oradalar. Ama isabeti duymuyorlar. Hayır. Kurşun sesini de duymuyorlar, isabeti evet, de görmüyorlar. İsabeti de görmüyorlar. Ne zaman isabeti fark ediyorlar? Sabah. Sabah. Sabah geliyor, bir bakıyorlar ki camda bir delik kurşun var. Yani İyi Parti ıpıssız değil o anda. Var insanlar orada. Tabii işte. Tabii. Saat 20.30 zaten. Tamam, onu soruyorum evet. İşte. Yani sanki orası kapalı, kapılar kapalı, ıpıssız, kimse yok gibi bir izlenim doğdu da öyle değil yani. Yok, değil. Tamam. Şöyle diyelim o zaman. Yani eğer bizim şöyle İyi Partililere sormadık bunu. Bizim edindiğimiz bilgi o yönde. Ancak güvenlik görevlileri dahi bize, yani emniyet görevlilerinin söylediğini şu, güvenlik görevlileri dahi akşam olayı fark etmiyor, sabah görüyor dediler. Belki, bizim bilgimiz bu yönde. Belki İyi Parti cephesinden de bunu bir araştırmak evet, lazım. Belki yani. De hani gece bekçileri yoktur. Ha, evet. Onu tam bilmiyoruz. Onu tam bilmiyoruz. Hayır. Tamam, süper. Hayır. Yani varsa eğer onların kurşun sesini duymaması olması enteresan. Evet. Yoksa işin şeyi farklı. Onu bilemiyorum. Evet. Peki devam edelim. İşte gittiler. Peki en son silahınızı hangi noktadan ateşlediniz? Hani hırsızlar anladığım kadarıyla buraya doğru kaçtılar. Şu bölgeydi işte. Artık fazla hatırlamıyorum. Kafamı da yere çarpınca fazla hatırlamıyorum. Şu bölgeydi. Onlar da yani İyi Parti'ye doğru gitmişler. Benim de hiç haberim, bilgim yoktu. İki defa peş peşe havaya ateş ettiniz. İki üç defa. Daha sonra burada Ahmet şu noktada düştünüz. Ve daha sonra hırsızlar buradaki... Ben de fark ettim. Biraz önceki görüntüyü biraz geri alıp durdurabilir miyiz? Ya? O drone görüntüsünü görürsek. Çok net görünüyor her şey. Biz size 30 saniye vereceğiz. Bir şey soracağım o arada. Arkadaşlar onu hazırlarlarken. Şeyi sordunuz mu? Senin herhangi bir ideolojik bağlantın var mı? Herhangi bir partiye üye misin? Nesin sen? Tabii, mutlaka. Ne diyor? Tabii. Biz hatta onu özellikle ben sordum. Dedim ki İyi Parti'ye karşı bir garezin, kinin, nefretin, bir hani onlara karşı kötü bir duygun var mıydı? Böyle bir şeyin var mıydı? Hayır dedi. Yani hatta benim dedi bazı, hatta Mersin'de Kirvem, İyi Partili, hatta böyle bir iş olunca beni aradı, bana kızdı. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye söyledi diyor. Benim İyi Parti ile hiçbir öyle negatif düşüncem yok. Hiçbir partiye üye değilim. Hiçbir terör örgütüne de üyeliğim yok, kaydım yok dedi. Şimdi bu fotoğrafın, bu görüntünün anlamı şu değil mi? Hani kod farkı tartışmasına son veriyor. Evet. Şimdi şu buradaki yükselti, yani nereden baksanız bir 20 metre vardır. Kod farkı dediğimiz şey o. Oradan i̇niyor aşağı iniyor. Aşağı evet, düşe kalka iniyor. Kendi beyanına göre düşmüş, kalkmış ve şu noktada aslında, bu noktada onun iddiasına göre hırsızlardan bir tanesi de şuralarda bir yerde şu otluk bölgede saklanıyor. Öyle olduğunu iddia ediyor ve o düşüp kalktıktan sonra peş peşe ateş etmeye başlıyor ona doğru. Ve bak burada da baktığımız zaman biz de hani göz hızasında tam İyi Parti'nin binası tam göz hızasına geliyor neredeyse. Pardon, yani zemin kat camlarında mı bu arada? Bir tanesi alt cam, bir tanesi üst cam. İyi Parti'nin. Yani insanların yürüdüğü zaten. Yani şöyle söyleyebilirim. Şöyle düşünürsek yani taksiler, araçlar zarar görmez ama İETT otobüsü ya da halk otobüsü eğer geçseydi, o anda evet, işte ona isabet eder. Onun için soruyorum. Felaket ona isabet eder. Orada bir vatandaşlarımız ölebilirdi yani. Tabii. Yani onun için sordum. Adamın yaptığı çok büyük bir sorumsuzluk. Büyük bir sorumsuzluk, büyük bir hata. Yani şuraya bir yere isabet ediyor. Yani buradan bir İETT otobüsü gitse ona da isabet ediyor. Giriş kat düzü. Evet. Peki isabet ettiği yer tam olarak neresi? Şöyle ya şu ya da şu bu noktalardan birisi. Uzunluk ne kadar? Mesafe ne kadar? Şöyle yani biz resmi olarak hani bir ölçmedik. Ölçülmüş bir bilgimiz de yok ama kuş bakışı baksak 100 metre vardır. Mete Yarar isabet eder mi? Eder.
Eder öyle mi? Eder. Bu camı deler mi? Silahın deler. Yapısı. Deler. Camı deler. Da deler mi? Deler. Çünkü söylediği çap 9 mm evet. Tabanca kullanılmış. Evet, baret. 9 mm olduğu için deler. 7.65 delmeyebilirdi belki ama. Ya, bilemiyorum yani o tamamen şeyle ilgili. Attığı menzil, açı, birçok şey var. Orası ama 150-200 metre gibi. Yani normal etkili menzil 80 ile 100 metre. Ama menzil olarak baktığında 300 metreye kadar gider ve deler yani. He. 9 mm çünkü büyük taba- bir şey değil yani duvarı delmemiş. Anladım. Şeyi delmiş. Ne derler ona? Camı. Camı delmiş. Hani camı deler mi? Deler. Camın kalınlığını bilmiyor. Cam ne kadar kalınlıkta bir cam. Ama bu açıdan baktığınızda, yani şu açıdan baktığınızda tabii şeyi ölçümleyemiyorum şimdi ne kadar mesafe olduğunu ölçümleyemiyorum ama nereden baksanız 150 metre vardır. Şöyle, daha fazlası yoktur yani. Her şerit 3 metreymiş otoban şeridi. 3 şerit burada var, 3 şerit burada var. Yani ben tahmini 100 metre, 150 metre arası diye değerlendiriyorum. Otoban 40 metre kadar otoban tutar. Evet. Yani yanlarıyla beraber. 50 metrede evet. İç ve dış evet, tutarsa. Evet, 100-150 metre evet, arası. 150 metredir diye ben tahmin ediyorum, bilmiyorum. Ya bazen biliyorsunuz şöyle bir şeyler oluyor. Yorgun mermi insan bile öldürebiliyor. Yani bir yerden atış yapılıyor. Gelip mesela parktaki çocuğa çarpıyor. Çocuğu öldürebiliyor. Yorgun mermi diye böyle İstanbul'da onlarca hayatını kaybeden insan oldu yani. 9 milimetre büyük bir mermi midir tabancayı? Yani 7 tabii daha çıkış hızı yani namudan çıkış hızı ve menzil olarak tabii ki daha uzak tabanca bir menzile gitmesini sağlıyor. Daha çaplı bir şey. Devam edelim. Buradan devam etsin kaldığı yerden şuradan. Ahmet Bey bu şu görüntü havaya pot farkı şeyini çürütüyor. Evet 2-3 defa daha sonra burada şu noktada düştünüz ve daha sonra hırsızlar buradaki bu otluk alanda saklandığını gördünüz ve kaçsınlar diye anladığım kadarıyla. Bertaraf etmek amacıyla zaten eğer niyetin kötü. Nereden nasıl ateş ettiniz bize tam gösterir misiniz? İkinci defa buradan zaten daha bir adım atmadan bu molozun üstüne gece yarısı zifiri karanlıktı zaten düştüm. Öbürü de şuraya geldim zaten artık buralarda sağa sola attım. Bir kişi bu tarafa kaçtı, iki kişi bu tarafa kaçtı. Hem sağdaki de korksun diye hem soldaki de korksun. Yani yol istikametine doğru böyle ateş açtım. Ateş açtım. Yani kaçan hırsızların üzerine hiçbir şekilde zaten mermi falan salmadım. Hani yeter ki korksunlar bertaraf olsunlar diye ben attım. Peki buradan baktığımızda gerçekten de kod farkı gözetirsek direkt buraya baktığımızda Cener Emre Kınacı sen de orayı bir çekersen direkt aslında İyi Parti evet İyi Parti görülüyor. Ben zaten yaklaşık 2 senedir burada çalışıyorum. İyi Parti ile hiçbir şekilde ne müsebbetim var ne bir şeyim var. Yani herhangi hiçbir alakam bir şeyim yok. Zaten eğer kötü niyetim kötü amacım olsaydı ben niye bunu ruhsatlı silahımla böyle bir olay gerçekleştireyim ki? Bir de zaten ertesi gün ben işe geldikten sonra polis memur arkadaşlar şantiyeden aradılar. Memur arkadaşlar gelmiş dediler. Hatta ben memur arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla dedim ki bu olayı ben yaptım. Olay büyümesin diye, olay yanlış farklı yerlere çekilmesin diye açık açık söyledim. Silahımı alarak getirdim. Kendim silahımla beraber teslim oldum. Eğer kötü zihniyetli bir insan olmuş olsaydı ben bunu yapar mıydım? Peki İyi Parti'ye herhangi bir husumetiniz, nefretiniz ya da düşmanlığınız ya da herhangi bir siyasi partiye üyeliğiniz var mı? Hiçbir şekilde yok abi. Tam tersine benim çevremde bir sürü eş dost arkadaşlarım var. Ya abi kısacası Mersin'de kirvelerim var. Bunlar da iyi partililer. Beni arıyorlar ya diyor kirve diyor bu nasıl oldu diye utanıyorum. Kimsenin telefonuna bakamıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Çocuklarım okula gidiyor. Çok yani mağdurum. Yani neredeyse artık diyeyim bu memleketi bırakmak zorunda kalacağım abi. Benim kimse bir yanlışım, bir zararım olmamış. Peki yaptığınız bu işin aslında nasıl bir siyasi sonuç doğuracağını tahmin ettiniz mi? Hani silahınızla, bulundurma ruhsatlı silahınızla buraya geldiniz, hırsızlara ateş açtınız. Böylesine bir siyasi sonuç doğuracağını bekliyor muydunuz? Abi hiç bilmiyordum. Aklımın ucundan dahil bile geçmiyordu. Benim hayatta siyasiyle hiçbir şekilde ne bir bağlantım var ne bir siyasiyle doğru düzgün tanıdığım kimse bile yok. Ben sabah işime gelirim, akşam evime giderim. Melihşah Bey, peki buradan son bir mesaj verseniz ne söylemek istersiniz? Abi özür dilerim. Gerçekten hani gerekirse bir çiçek alayım gideyim partimden özür dileyim. Yani çok mağdurum, müşkülüm ve gerçekten bu kasten yapılan bir şey değil. Yani tam yanlışlıkla yapılmış bir şey bu. Yani hatta aklımın ucundan dahil bile
geçmiyor da İyi Parti'ye tarafına mermi gider gitmez. Yani bayağı mesafe de var da sizin de gördüğünüz gibi yani tabanca mermisi oraya gideceği kadar aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani biz buradan şunu anlayabilir miyiz? Siz bir çiçek alayım, İyi Parti yönetimine özür dileğinde bulunayım, özür dileyeyim mi diyorsunuz bize? Evet abi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp partiye gidip bir özür dilemek istiyorum gerçekten kendilerinden. Peki ailenizde nasıl bir sonuç verdi bu durum? Neler yaşadınız olay sonrası? Abi ailem çok üzülüyor bu durumda. Yani bizim de çevremizde eş, dost, akrabalarımız var. Yani bu İyi Partili bizim çok çevremdeki arkadaşların hepsi arıyor. Diyor ki bu nasıl oldu böyle bir şey. Yani bunlar da ihtimal vermiyor benim böyle bir şey yapacağımı. Zaten ben böyle ihtimal vermiş olsalar da böyle bir şey, ben ruhsatlı silahımla nasıl böyle bir şey yapayım? Hani akıl var, mantık var. Peki hırsızları görseniz tanır mısınız? Yüzünü gördünüz mü hırsızları? Zifin karanlık olduğu için hırsızların yüzünü görmedim. Zaten bere takıyorlar şuraya kadar, kaşlarına kadar. Bere vardı. Direkt yüzünü görmedim. Gece yarısı olduğu için. Bir de buralar zaten gece zifir karanlık oluyor. Gördüğünüz gibi her taraf otluk sazlık zaten.